Çanakkale-İzmir Karayolu Kepez Güzergahı'nın Güney Marmara Çevre Düzeni imar planında büyük oranda tarım arazisi olarak kullanılması nedeniyle bu bölgeye herhangi bir ticari işletme veya tesisi yapılmasının mümkün olmadığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu uygulama iki nedenle adil değildir. Birincisi, Çanakkale Güzelyalı arasında birçok yerde imar planı tadilatlarıyla ticari alanlar oluşturulmuş ve bunun neticesinde de birçok iş yeri kurulmuştur. Bu ticari alanların hemen bitişiğindeki arazilerin tarım alanı olarak kalması adalete uygun olmaz. İkincisi, tarım alanı olarak bırakılan yerler sahipleri tarafından zaten tarımsal amaca uygun olarak kullanılmamaktadır. Ekilip biçilmediği gibi bu yerler adeta moloz deponi alanı olarak kullanılır hale gelmiştir. Oysa Çanakkale'nin gelişim bölgesi bu yöndedir. Öyle de olması gerekir. Anayol üzerindeki arazilerin tarım vasfında kalması, mevcut ekonomik gelişme şartları göz önünde bulundurulduğunda doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bu uygulama kentin ekonomik gelişmesi ve büyümesi yönündeki ciddi engellerden birini teşkil ediyor. Kaldı ki zaten bu bölgede oluşmuş bir ticari bant alanı mevcuttur. ÇAGİAD olarak biz doğanın, çevrenin, tarımsal alanların korunmasını şiddetle savunuyoruz. Ancak koruma uygulamaları amacını aşmamalı, bölgenin ekonomik gelişmesi önünde teşkil etmemelidir. Çanakkale Güzelyalı arasındaki anayol güzergahında özellikle Kepez bölgesindeki taşınmazların birer tarım arazisi olarak korunmasında ne doğanın korunması anlamında hele hele ne de ekonomik anlamda bir yarar kalmamıştır. ÇAGİAD olarak beklentimiz ve önerimiz odur ki, belirtilen bölgede kalan tarım alanlarının kentsel bant içerisinde ticari alan olmalarıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/100.000 ölçekli imar planında bu bant içinde kalan ve amacını yitiren tarımsal arazilerin ticari alan olarak onaylanmasıdır.